Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça pratik, bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi hazırladım. İrmikli Hindistan cevizli lokum tarifi. Tüm püf noktalarıyla paylaşıyorum. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarifimize öncelikle şerbetin hazırlığıyla başlıyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve birkaç damla olacak şekilde limon suyu ilave ediyorum. Ve şerbetimi ocağa almadan önce şöyle bir karıştırıyorum. Ocağa aldıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynattıktan sonra kıvamına bakarak kenara alabilirsiniz. Tatlımızın hamuru için kabımın içerisine 1 adet yumurtanın tamamı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı Hindistan cevizi ve 1 çay bardağı irmik ilave ediyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesi açıklama bölümünde bulunmakta. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Malzemeleri karıştırdıktan sonra unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Ve içerisine 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı dolu olacak şekilde kabartma tozu ekliyorum. Ve spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Unun geri kalanını da ilave ettikten sonra artık spatulayı çıkarıp elle yoğurma işlemine başlıyorum. Tatlı hamur olduğu için çok fazla yoğrulmasına gerek yok. Şöyle bir elimle toparlayıp daha sonra da şekil verme aşamasına geçiyorum. Toplamda bu tarif için 2,5 çay bardağı un ilave ettim. Gördüğünüz gibi hamurumuz toparlandı. Güzel yumuşak bir hamur oldu. Şöyle sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim. Tatlımızın hamuruna şekil verme aşamasına geçiyorum. Şöyle bir avuç içi büyüklüğünde hamur alıp yuvarladıktan sonra rulo şeklinde açmaya başlıyorum. İki ucunun da düz olması için bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Uç kısımlarını kullanmıyorum. Bir çatal yardımıyla gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Hamurumuza şekil verirken çatalı bastırarak şekil vermemiz daha kolay oluyor. Ve bir bıçak yardımıyla dilimleri ayırıyorum. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Tatlımızın dış mantolaması için irmik kullanıyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını irmiğe tamamen buluyorum. Ve fazlasını döküp etrafından düzeltiyorum. Ve fırın kabımın içerisine yerleştiriyorum. Bu tarif için küçük dikdörtgen bir borcam kullandım. Siz isterseniz fırın kabı da kullanabilirsiniz. Borcamın tabanına herhangi bir yağlama işlemi yapmadım. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için herhangi bir yapışma olmayacaktır. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pratik bir tarif.
Hamurların tamamına şekil verip borcama yerleştirdikten sonra artık pişmeye hazır. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 30-35 dakika pişirmeye gönderiyorum. Tatlımız fırından çıktı. Hemen sıcaklığı çıkmadan ılımış olan şerbetini veriyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz de ılık halde olacak. Tatlımızın şerbetini verdikten sonra üzerini kapatıp kenarda şerbetini çekmeye bırakıyorum. Bu detayı atlamayalım ki şerbetini güzel bir şekilde tamamen çeksin. 1 saatin sonunda tatlımız şerbetini çekti. Üzerini süslemek için Hindistan cevizi kullanıyorum. Siz isterseniz sade olarak da sunum yapabilirsiniz. İrmikli Hindistan cevizli lokumlarımız artık sunuma hazır. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Görüntüleri harika oldu. Tadı da inanılmaz lezzetli. Hamurunda kullandığımız Hindistan cevizi çok yakıştı. Az miktarda malzemelerle yapabileceğimiz çok pratik bir tatlı oldu. Size şöyle yakından içini de göstermek istiyorum. Şerbetini tamamıyla çekmiş. Herhangi bir kuru yeri kalmadı. Çok güzel oldu. Sizler de belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek aynı kıvamı tutturabilirsiniz. Lokum gibi nefis bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.